Değerli arkadaşlar, bugün 20 Temmuz 2015'te devlet kontrolünde yapılan bir katliam için bir aradayız. Gelinen noktada bu katliamın faillerin devlet tarafından korunduğunu hepimiz bilmekteyiz. Suruç'ta yaşanan saldırının failleri ve onları büyüten, destekleyen, bugünlere getiren zihniyet herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Bugün 33 düş yolcumuzu anmak ve tarihsel süreci konuşmak için bir aradayız. 33 düş yolcumuz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 5 Haziran 2015 Diyarbakır, 20 Temmuz 2015 Suruç, 12 Ekim 2015 Ankara, 138 kişi öldü, 138 can, 1000'in üzerinde kişi yaralandı. Arda kalanların hayatı bir daha asla aynı olmadı. Çiçeğin kokusu, ekmeğin tadı, rüzgarın sesi. Suruç'a doğru yola çıkacaktı. Elleri kolları oyuncak doluydu. Kobane'de vahşet yeni bitmişti. Tahribat ağırdı. Türkiye hızla kaosu sürüklendi. Yüzden fazla bedenin hem izi hem verdiği zararların izi var. Sağ kolunda da böyle birçok bile izi vardı ve hani görünen, vücudun görünen bir yeri olduğu için ve hani her gördüğümde de üzülmek istemediğim için onlara çiçeklerden dövmeler yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bacaklarım var sırada. Henüz tedavilerim sürüyor, ameliyatlarım. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra ki umarım bir gün bitecek. Bu coğrafya ve bu tarih katliamlarla dolu. Yani Dersim'den Zilan katliamına, gerçekleşen Roboski katliamına, birçok katliamda aslında biz şunu gördük. Özgürlük ve eşitlik istiyorsak mücadeleden başka bir yolumuz yok. Bu mücadelenin parçası olmak zorunda. Gençlik kitleleri buralarla buluşmak zorunda. Bizler de tıpkı Roboski'nin birinci yılında Suruç katliamında şehit düşen, arkada fotoğraflarını gördüğünüz her bir yoldaş aslında Roboski'ye de giden, Roboski'nin birinci yılında Roboski'deki çocuklarla da buluşan, oradaki halklarla da buluşan yoldaşlardı. Nerede adaletsizlik varsa oradalardı. Bugün Kobani'yi savundukları için ve yeniden inşa etmek için çıktıkları yolda katledildiler. Bugün tekrar baktığımızda Kobani'yi savunanlarla Kobani'yi inşa etmek isteyenlere dönük bir hesaplaşması var bu devletin. En son gördüğümüz örnek ise Kobani kumpas davası. Devlet burada da aslında yüzlerce siyasetçimize, yüzlerce yoldaşımıza, yüzyıllara varan cezalar vermesinin sebebi aslında Kobani ile ve orada gerçekleşen devrimle, zaferle hesaplaşmak istemesiydi. Bizler bunun da farkındayız ve bu topraklarda gerçekleşen tüm adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin aynı rejim ve aynı karakterden geliştiğini de söylüyoruz. Suruç katliamının hemen ardından 9 yıldır gelişen bir adalet mücadelemiz de var. Suruç bu topraklarda gerçekleşmiş bir gençlik katliamı ve bu gençlik katliamıyla gençlik kitlelerine ve gençliğe çok büyük bir cevap verilmek istendi devlet tarafından. Nerede özgürlük varsa orada olmak istersen sana katliamla yanıt veririm. Tasfiye etmeye çalışırım. Tutuklarım, gözaltına alırım. İşkenceyle katlederim. İşkence de seni yani inkar ederim, varlığını, her şeyini yok sayarım diyor. Bugün bizim bakımımızdan özellikle buna karşı mücadele çok önemli bir yerde duruyor. Biz komisyonda bu çalışmalara katılırken tasarruf adı altında bir tane torba kanun yasası görüşülüyordu ve bu kanunun bir maddesinde de huzur hakkı denilen maaş yasalaştırılıyor. Burada sadece suçlu iktidar mı? Biz suçluyu sadece iktidar olarak görmüyoruz. İktidar nemrutlaşıyor. Ve Nemrut bu bölgemizde yıllar önce yaşamış. Nemrut'a sormuşlar. Nasıl bu kadar zalim oldun?
kimsenin sesi çıkmadığı için ben bu zulmü yapıyorum demiş. Unutmamak üzere de tekrar tekrar anlatmak, hatırlatmak ve mücadeleyi büyütmek üzerine de sözler kuruyoruz aslında. Birleşik Adalet Mücadelesi diyoruz ve katliamlar gözümüzün önünde. Ve bu sadece katliamlarla ilgili değil, ülkemizdeki artık her günümüzün bir katliamla, bir katliam anmasıyla dolu olduğu, her günümüzün, her geçmiş tarihimize ait her anımızın bir katliam, bir cinayet ve bir adaletsizlik hikayesiyle donatıldığı bir tarihin tanıklığıdır aslında bizim yaşadığımız şey. Katliamın 9. yılı bitecek ve 10. yılına giriyoruz. 10 Ekim katliamı ile ilgili çok yakın zamanda Ankara'da karar verildi. Yarın Şen Yaşar duruşmasının Malatya'da duruşması var. Halen cezasızlıkla mücadele ediyoruz. Halen katliamlarla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi büyütmek elbette ki bizim öncelikli görevimiz ve vazifemiz. Biz dosyanın hem avukatları, dosyanın hem mağdurları, ayrıca bu yaşanan katliamların tanıkları olarak da ısrarla bu süreç unutulmaya, unutturulmaya, cezasızlık politikalarıyla, gizlilik kararlarıyla, kamu imkanlarıyla üstü örtülmeye çalışılsa da tarafımızdan, tanıklıklarımızla her defasında aynı sözleri tekrar kurarak, adalet mücadelesini büyüterek, dayanışarak, el ele bu mücadeleleri sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bir katliamı önlemedikçe bir sonraki katliamı önleme şansımız ve seçeneğimiz elbette ki yok. Birlikte yaşamak, birlikte dayanışmak, bu saldırının hedef aldığı kesimlerin inadına, insanlığa dair inadına, demokratik, barışçıl, birlikte yaşama iradesine yönelik tutumumuzu büyütmemiz gerektiği konusunu da, mevzusunu da önümüze getirmek zorunda. Katil elbette ki aynı yerden besleniyor. Ancak saldırıya maruz kalan kişiler de bu ülkenin Kürt'ü, Alevisi, Laz'ı, Türk'ü ve bu ülkenin halkların kardeşliği şiarıyla birlikte yaşamayı esas alan tüm kesimleri. İnadına barış, inadına dayanışma ve inadına adalet demeye de devam edeceğiz. O yüzden bütün katliam dosyalarının adalet mücadelesinde biz diyoruz ki Şen Yaşar ailesi için adalet, herkes için adalet. Suruç için adalet, herkes için adalet. Dayanışmayla da kaçınılmaz olacak. Üzücü ve zor olduğunu biliyoruz. Kolay değil gerçekten. Yaşanan acılara tanıklık ettik. Ancak adaletin gelecek olacağına, geleceğine dair olan inancımızı da büyütmemiz öncelikli vazifemiz. Ben tekrar hem emeği geçen hem katkı sunan herkese de teşekkür ederek de bitirmek istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.